Mehmet Ali Güller, İsrail'in İran'a saldırısının analizi. İsrail, 3 dalga halinde yüzden fazla uçakla İran'daki 20 hedefi vurduğunu açıkladı. İran ise yüzden fazla uçağın ve 20 hedefin doğru olmadığını, 3 tesisin hedef alındığını ve 4 askerin öldüğünü açıkladı. Bu resmi açıklamalar doğruysa, yani İsrail yüzden fazla uçakla saldırdıysa ve sonuç bu olduysa, ortada Tel Aviv için tam bir başarısızlık vardır. Nitekim Batı basınının yayımladığı görüntüler bile İran'da ciddi bir hasarın olmadığını gösteriyor. Soru işaretleri. Öte yandan İsrail'in açıkladığı çapta bir saldırı yapmış olması da pek olası görünmüyor. İsrail ile vurulan hedefler arasındaki mesafenin ortalama 1500 kilometre olduğu, bu mesafe için uçaklara havada yakıt ikmali gerektiği ve saldırının 2.15 ile 6.30 saatleri arasında yapıldığı göz önüne alınırsa Tel Aviv'in açıklamasının propagandadan ibaret olduğu anlaşılır. Bu mesafeden saldırı yerine ABD olanakları kullanılarak daha kısa bir mesafeden ve daha az uçakla saldırının düzenlenmiş olması daha olası. ABD'nin olanakları ise bölgedeki üsleri de olabilir, Körfez yakınındaki uçak gemisi de. İran Genelkurmay Başkanlığı saldırının, İran'a 100 kilometre uzaklıktaki ABD kontrolündeki Irak bölgesinin kullanılarak yapıldığını açıkladı. İsrail topraklarından Kuzey Irak'a uçuş içinde yine hava sahası problemi başta problemler var. Dolayısıyla o bölgeye az sayıda uçak ya da pilot daha geniş bir zamanda taşınmış da olabilir. Pentagon sızıntısının anlamı, ABD, İsrail saldırısının nükleer ve petrol tesislerini kapsamamasını önemli istedi. Zira bu küresel ekonomiyi de çok olumsuz etkileyecek bir tetikleme yapabilirdi. İsrail ve İran'ın açıklamaları, hedef alınan yerlerin askeri tesisler olduğunu ortaya koyuyor. Buradan hareketle İsrail'in, ABD'nin çizdiği sınırlar içinde kalarak İran'a saldırabildiğini söyleyebiliriz. Ancak bu sınırların da öyle kolayca kabul edilmediği anlaşılıyor. O noktada Washington ile ya da en azından Washington'daki bir kanat ile Tel Aviv arasında ciddi bir mücadele yaşandığı anlaşılıyor. Pentagon'dan sızdırılan İsrail'in kısmi saldırı planlarının o mücadelenin bir yansıması ve Netanyahu hükümetine çizilen sınırlar içinde kalması için bir mesaj olduğu anlaşılıyor. İsrail Ordu Radyosu'nun haberi. Öte yandan o zemindeki mücadelenin de bitmediği, sürdüğü görülüyor. İsrail'in İran'a saldırısından 24 saat sonra İsrail Ordu Radyosu'nun yaptığı şu haber önemli. ABD İran'a saldırmadı ama ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarından oluşan bir filo olası bir durumda İsrailli pilotları kurtarmak için hazırlık yaptı. Kuşkusuz bu habere İsrail'in kendisini zayıf gösteren bir açıklama olarak şaşırabiliriz. Ama amacın başka olduğu, Pentagon sızıntısına yanıt olduğu düşünülmelidir. Çünkü aslında bu haberle İran'a ve dünyaya, ABD'de işin içinde denilmiş oluyor. Nitekim İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsrail'in İran'a saldırısına, ABD'nin de katıldığını savundu. Danışıklı dövüş değil, kontrollü sınama. Saldırının çizilen sınır içinde yapılması, hatta üçüncü taraflarca İran'ın önden bilgilendirilmiş olabileceği gibi konular üzerinden, meseleyi danışıklı dövüş diye nitelemek doğru değil. Zira şartlar uygun olsa, İsrail ABD'den, ABD'de İsrail'den çok İran'ı vurmak ister, istiyor. Ama ABD'nin Irak'ı 2003'te vurduğu şartlar artık yok. ABD'nin, ya bendensiniz ya düşmanımsınız, diye meydan okuyabildiği bir dünyada artık yok. O nedenle taraflar kontrollü bir şekilde birbirlerini sınıyor. İran'ın şimdi yeniden İsrail'e yanıt verip vermeyeceği de yine bu kontrollü sınama çerçevesinde belirlenecektir. Yani İran'ın İsrail'e yanıt verip vermeyeceği, İsrail'in yeniden ateşkes görüşmelerine dönüp dönmeyeceğine ve Lübnan'a saldırıyı sürdürüp sürdürmeyeceğine bağlı olacaktır.